Ünite sonu değerlendirme. A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlardan uygun olanı yazınız. Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşırken güvenilir sayfalar tercih edilmelidir. 2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır. 3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların sosyalleşme sürecini olumsuz yönde etkiler. 4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri merak duygusudur. 5. Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler çalışmanın sonunda yer alan kaynakça bölümünde gösterilir. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. 1. Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. Bu ifade doğrudur. Buraya D yazalım. 2. Genel ağ bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu ifade de doğrudur. Buraya D yazalım. 3. Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur. Bu ifade yanlıştır. Yararlanılan her eseri kaynakçada göstermek gereklidir. 4. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır. Bu ifade de doğrudur. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerine örnek verilebilir? A şıkkı. Hastalıkların kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesi. Bu olumlu bir örnektir. B şıkkı. Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması. Evet, bu olumsuz bir örnektir. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı. Uzaktaki insanlarla tek tuşla görüntülü konuşma imkanının olması. Bu da olumlu bir örnektir. D şıkkı. Yazı, kağıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bilgi birikiminin artması. Bu da olumlu bir örnektir. İkinci soru. Ülkemizde son 10 yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış yaşanmıştır. Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunlar yaşamamaları için unsurlarından hangilerine dikkat etmeleri gerekir? 1. Bilgisayarlara antivirüs programları yükleme. Evet, bu önemlidir. 2. Güvenli olmayan site ve sayfalara girmeme. Bu da çok önemlidir. 3. Güvenilir şifre ve parolalar kullanma. Evet, bu hususta önemlidir. 1, 2 ve 3 numaralı maddelere dikkat edilmesi gerekir. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Elvine öğretmeni doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde bilgi hatalarının çok fazla olduğunu söyler. Buna göre Elvin'in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı. Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır. Evet, doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı. Araştırmasında ansiklopediden yararlanmıştır. C şıkkı. Ödevini zamanında teslim etmemiştir. D şıkkı. Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Evet, doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere bilim insanı denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir? A şıkkı. İsim yapma gayreti göstermek. Evet, bu bilim insanlarında olması gereken bir özellik değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı. Yeniliklere açık olmak. C şıkkı. Risk almaktan korkmamak. D şıkkı. Araştırmacı olmak. Evet, B, C ve D bilim insanlarında olması gereken özelliklerdendir. Olmayan ise A şıkkıdır. Doğru cevap A şıkkı. Beşinci soru. Ebru öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde belirtmiştir. Buna göre Ebru için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? A şıkkı. Sınıfta en iyi ödevi hazırlamıştır. B şıkkı. Ödevini önemsemeden hazırlamıştır. C şıkkı. Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir. D şıkkı. Yapılan araştırmadaki bilgilerin güvenilir olduğu söylenemez. Evet, doğru cevap C şıkkıdır. Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir. Soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir? Kaynak belirtme, araştırmacının görüşlerinin doğruluğunu destekleyen başka kaynaklar olduğunu veya karşıt görüşleri de göz önüne aldığını gösterir. Böylece yapılan çalışmanın güvenliği artar. Ayrıca bilginin doğruluğu ve tarafsızlığı açısından okuyucuya denetim olanağı sağlamış olur. 2. Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir? İnsanlarını araştırma ve icat yapmaya iten çeşitli nedenler vardır. 1. Merak ve keşfetme arzusu. 2. Toplumsal ve çevresel sorunları çözme isteği. 3. Akademik ve mesleki kariyer hedefleri. 4. İnovasyon ve yenilikçilik. 5. Bilimsel topluluğa katkıda bulunma. 6. Ekonomik ve finansal teşvikler. 7. Uluslararası işbirliği ve ağ oluşturma. 3. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler veriniz. Teknoloji kullanımı bağımlılık yaptığından sosyalleşme ve toplumsal ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Bayramlarda ve özel günlerde insanlar eskisi gibi bir araya gelip bayram kutlamak yerine tatil mekanlarında bayramlarını geçirmeye, kısa telefon konuşmaları ve mesajlar ile bayramları geçiştirmeye başladılar. Bir araya gelseler bile telefon, tablet, bilgisayarla ilgilenmekten birbiriyle oturup sohbet bile etmiyorlar. Bu nedenle teknoloji akrabalar, komşular, aileler arasındaki bağın kopmasına neden olmuştur. 4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Az bilinen alışveriş sitelerinden ziyade herkesin sıklıkla kullandığı bilinen sitelerden mesafeli alışveriş yapmalıyız. Antivirüs programı kullanılmalıdır. Sanal ortamda kullanılan şifrelerin tümü aynı olmamalıdır. Kişisel bilgilerin tümü paylaşılmamalıdır. 5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz? Genel ağda ulaşılan bir bilginin güvenilirliğini test etmek için birkaç adım izlenebilir. İlk olarak bilginin yayınlandığı kaynağın güvenilirliğini değerlendirmek önemlidir. Resmi, tanınmış ve saygın kuruluşların, akademik dergilerin veya uzmanların web siteleri daha güvenilir bilgi kaynaklarıdır. İkincisi, bilginin güncelliğine bakmak. Bilgi ne kadar güncel ise özellikle hızla değişen konularda o kadar güvenilir olabilir. Üçüncüsü, bilgiyi destekleyen kanıtların ve referansların varlığını kontrol etmek. Gerçek verilere, istatistiklere ve araştırma sonuçlarına dayanan bilgiler daha güvenilirdir. Dördüncü olarak bilginin tarafsızlığını ve nesnellik derecesini değerlendirmek. Özellikle reklam veya propaganda amaçlı olabilecek yanlı ya da tek taraflı bilgilerden kaçınmak önemlidir. Beşinci olarak aynı bilgiyi farklı kaynaklardan doğrulamak, bilginin doğruluğunu teyit etmek için iyi bir yöntemdir. Özellikle tartışmalı veya şüphe uyandıran bilgiler söz konusu olduğunda, çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin tutarlılığını kontrol etmek faydalı olacaktır. Altıncı ve son olarak kendi eleştirel düşünme yeteneklerinizi kullanarak sunulan bilginin mantıklı ve akla uygun olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Bu adımlar genel ağ üzerinden ulaşılan bilgilerin güvenilirliğini anlamada yardımcı olabilir.